Değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle uluslararası SEO çalışmalarını konuşacağız. Uluslararası SEO çalışmalarını nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uluslararası SEO çalışmaları nasıl yapılır? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz artık yaptığımız projelerde Covid dönemiyle birlikte internetin hayatımıza daha çok girmesiyle beraber işte e-ticaretin çok daha fazla yükselmesiyle beraber hatta beklenenden 5-6 kat daha hızlı bir şekilde öngörülenden daha hızlı bir şekilde yükselmesiyle beraber SEO çalışmaları da hayatımızda yani bizim sektörümüzde bizim gibi iş yapan, dijital işlerle uğraşan insanlar için SEO çalışmaları da çok önemli bir nokta. Yani olmazsa olmaz çalışmalardan bir tanesi projelerimizde. İnternetin daha kapsamlı bir şekilde hayatımızda olmasıyla beraber de artık yerel bazda projeler daha az yapılmaya başlandı. Yani insanlar artık internetin gücüyle birlikte uluslararası projeler yapmak istiyorlar. Tabii bununla birlikte de yani bu projelerin ihtiyaçlarıyla birlikte de uluslararası alandaki rekabet de artıyor. Bizim de buna göre uluslararası SEO çalışmaları yapmamız gerekiyor arkadaşlar artık. Yaptığımız SEO çalışmalarını da uluslararası şartları da göz önüne almamız gerekiyor. Yani aslında anlatmak istediğim şey bu. Uluslararası SEO çalışması dediğimizde tabii ki akla ilk gelecek şey ülke sınırlarının dışında yaptığımız çalışmalar olacak. Yani farklı dillerde yaptığımız çalışmalar olacak. Uluslararası SEO çalışmaları mutlaka zaten yani yabancı bir dilde yapılıyor ve sitemizin ikinci, üçüncü bir dili olması gerekiyor her şeyden önce. Sadece bulunduğumuz ülkede SEO çalışması yaparken ülkemiz şartlarını, ülkemiz dinamiklerini, kullanıcı alışkanlıklarını, müşteri alışkanlıklarını göz önüne alırken uluslararası SEO çalışmalarında ise mutlaka ve mutlaka yurt dışındaki kullanıcının hedef kitlenin alışkanlıklarını, onların işte hangi ödeme yöntemlerini kullandığı, internette en çok hangi ürünleri aradığı, atıyorum Suudi Arabistan'daki yani Suudi Arabistan'ın internet alışkanlıklarıyla Gürcistan'ınki bir değildir. Yani işte farklı farklı coğrafyalarda farklı farklı internetten sipariş alışkanlıkları, internetten alışveriş yapma alışkanlıkları var. Bunları çok iyi analiz etmeli. Ya da kullanıcıların internette neyi aradığını, kullanıcıların internette en çok hangi kelimeleri aradığını, o bölgedeki insanların internette en çok hangi sorunlarına çözüm bulduklarını vesaire bunları çok iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla kullanıcı analizini çok iyi yapmak gerekiyor. Yani uluslararası SEO çalışması yapacaksak mutlaka bulunan bölgedeki kullanıcı analizini en iyi şekilde yapmamız gerekiyor ki en doğru çalışmayı yapabilelim, en faydalı çalışmayı yapabilelim. Hangi sektörlerde uluslararası SEO çalışması yapılır sorusuna gelirsek, uluslararası SEO çalışması hemen her sektörde yapılabilir. Ancak sektörün dinamiklerini, demin de bahsettiğim gibi sektör müşterilerinin beklentilerini, bölgelere özel ayrıca ülke dinamiklerini vesaire bunları iyi tartıp iyi analiz etmek gerekiyor. Ama hemen her sektörde uluslararası SEO çalışmaları yapılabilir tabii ki. Buradaki en önemli şartlardan ve en önemli hususlardan bir tanesi de o dilin argo kelimelerini kullanmamak, o dilin absürt kelimelerini kullanmamak. Hani çünkü sonuçta bilmediğimiz bir dil, yabancı olduğumuz bir ülke olabilir ya da işte yeni tanımaya başladığımız bir ülke olabilir. Buradaki toplumsal kriterlere vesaire de toplumsal ve sosyal kriterlere çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar bu çalışmaları yaparken. Uluslararası SEO çalışmaları yaparken nelere dikkat etmeliyiz diye bir başlığımız var aslında bu videoda. Şöyle uluslararası SEO çalışmaları yaparken öncelikle hazırlanan web sitesinin içeriklerinin hedef kitlemize uygun olması gerekiyor. Atıyorum biz Arabistan'da, Arap Yarımadası kısmında yani Arapça diline hitap edip de İngilizce içerik hazırlamamalıyız arkadaşlar. Yani evet olabilir belki ama yeterli olmaz çünkü biz o bölgeye özel bir SEO çalışması yapmak istiyoruz. O bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek, o bölgedeki algoritmaya göre, o bölgedeki alışkanlıklara göre bir SEO çalışması yapmak istediğimiz için uluslararası SEO çalışması yaparken en önemli kriterlerden bir tanesi web sitesindeki içeriğimizin o bölgedeki kullanıcıların aradığı şeylere, ihtiyaçlarına uygun olması. Bu en önemli kriterlerden bir tanesi arkadaşlar. Diğer bir husussa ürün içeriklerimizde eğer bir ürün satıyorsak ürün içeriklerimizde bölgenin ağzından anlatıyor olmamız gerekiyor. Yani o bölgenin mümkün mertebe işte nasıl diyeyim kullandığı kelimelerle en çok kullandığı kelimelerle anlatmamız gerekiyor ve çok fazla yabancı kelime kullanmamamız gerekiyor. Çünkü insanlar anlamayabiliyorlar.
içerikleri yeterli bir şekilde, işte bu ürün içeriği olur, blog içeriği olur, haber içeriği olur vesaire, içeriklerde yeterli bir şekilde bilgi veremezsek dolayısıyla kullanıcı kaybetmemize sebep olur bu da bizim. O yüzden uluslararası SEO çalışmaları yaparken bölge ağzına ve ülke ağzına mutlaka dikkat ediyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Uluslararası SEO çalışmalarında faaliyetlerin düzenleneceği bölgelerin iklim şartları da mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Atıyorum siz kışlık bir ürünü yazın ön plana çıkardığınızda ya da işte kışla alakalı bir yazıyı, haberi, makaleyi yazın ön plana çıkardığınızda bu çok bir şey ifade etmeyecektir. Bölgenin mevsimsel şartlarını da uluslararası SEO çalışması yaparken mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Faaliyetlerinizi gösterdiğiniz sektörün o ülkedeki gelişmelerini vesaire de mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Bu da aslında önemli bir kriter olabilir. Çünkü siz orada bir şeyler satmaya kalkarken o bölgedeki faaliyetlerin gelişmesinden habersiz olmanız demek aslında sizin ürününüzün geride kalması ya da atıl duruma düşmesi demek. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bu anda mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hedeflediğimiz bölgedeki sektörü mutlaka takip ediyor olmamız gerekiyor. Bu sektörle ilgili ülkenin haber siteleri vesaire bunları mutlaka analiz etmeliyiz. Süreç nasıl işliyor, neler gelişiyor vesaire bunları mutlaka görüyor olmamız lazım. Uluslararası alanda rekabet etmek isteyen firmaların mutlaka bölgedeki rakipleri de çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Yani uluslararası SEO çalışmaları yaparken rakiplerinizin neler yaptığını, o bölgedeki rakiplerinizin kim olduğunu, neler sattığını, ne tür faaliyetler yaptığını, ne tür hizmetler ürettiğini de mutlaka çok iyi analiz edip onların yaptığı çalışmaları inceleyerek kendinize ya yani kendi yapacağınız çalışmalara mutlaka oradan pay çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir husus. Rakiplerinizi incelemeniz gerekiyor. Çünkü düşmanınızı tanımadan savaşamazsınız. O yüzden önce düşmanınızı tanımanız lazım. SEO çalışmaları yaparken biliyorsunuz potansiyel kelimeler bize aslında sadece potansiyel müşteri ya da potansiyel ziyaretçilerle ilgili fikir vermektedir. Ancak SEO çalışmalarına başladıktan sonra sitenin verilerini iyi analiz ederek Google üzerinden ya da diğer arama motorları üzerinden hangi verilerle, hangi arama kelimeleriyle ziyaretçiler gelmiş, potansiyel müşteriler gelmiş. Bunları analiz ederek uluslararası SEO çalışmalarında da mutlaka kelimelerin değiştirilmesi ya da işte site içerisindeki o algoritma yapısının tekrar yapılandırması gerekebilir. Bu da zamana ihtiyaç duyan bir şeydir arkadaşlar. Yani siz o raporları, verileri, analiz verilerini inceledikçe ancak bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki veri inceleme, rapor kısmına da çok özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yerel SEO'da yani yerel SEO çalışmalarına dikkat etmeniz gerekiyor ama uluslararası SEO çalışmalarında çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimiz bir bölge, yabancı olduğumuz bir bölgede iş yapmaya çalışıyoruz. O yüzden elimizdeki done sadece oradan gelecek kullanıcı raporları, kullanıcı verileri. Uluslararası SEO optimizasyonunda özellikle kullanıcıları da çok iyi analiz etmek gerekiyor. İşte site üzerindeki kullanıcıların hareketlerini vesaire çok iyi analiz etmelisiniz. Türkiye'deki bir kullanıcı alışkanlığı direkt sepete ekle oradan ödemeye geçken yurt dışında çok daha farklı olabilir. Yurt dışında çok daha farklı alışkanlıklarla kullanıcılar internet sitelerini ziyaret ediyor olabilirler. O yüzden bunları da site üzerinde mutlaka kullanıcılar neler yapmış gerekli araçlarla bunları da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Siteden gelen hata raporları, kullanıcılardan gelen mailler vesaire bunları çok iyi analiz edip raporlamanız gerekiyor ki doğru uluslararası SEO çalışmaları yaparken doğru veriye ulaşabilin ve doğru algoritmayı sitenizin içinde kurabilin arkadaşlar. Tüm bunların yanında çalışılmak istenen bölgeyle alakalı SEO optimizasyonları, SEO algoritmaları vesaire sürekli değiştiğini zaten bizim ülkemizde de biliyorsunuz. Bunları çok iyi takip etmeniz gerekiyor ve yaptığınız çalışmaları sizin de bu değişimlere göre revize etmeniz gerekiyor. Bunlara da mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Yani biz uluslararası SEO çalışması yaptık, bundan sonra böyle gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Mutlaka oradaki çalışmaları bölgesel olarak takip edip sizin de gerekli revizeleri yapıyor olmanız lazım. Uluslararası SEO çalışmaları nasıl yapılır, nasıl harekete geçirilir konusuna gelince arkadaşlar uluslararası SEO çalışmaları mutlaka site içi SEO çalışmaları ve site dışındaki SEO çalışmalarıyla birlikte yapılmalıdır. Yani uluslararası çalışmaların bir bütün olması ancak bu şekilde sağlanabiliyor. Yani hem sitemizin içindeki SEO çalışmalarını yapacağız, iç SEO çalışmalarını yapacağız hem de sitemizin dışında işte haber sitesidir, gerekli yerlerde yazılardır, makalelerdir vesaire işte reklamlardır, Google reklamlarıdır. Bunların tamamını bir senkronizasyon içinde yürütmemiz lazım. Birbirinden ayrı zaten düşünemiyoruz. Uluslararası SEO çalışmalarında da mutlaka bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birinci maddemiz aslında uluslararası SEO çalışmaları nasıl yapılır kısmında hedef dil seçimi arkadaşlar. Genelde uluslararası SEO çalışmaları İngilizce olarak yapılsa da
Ben şunu tavsiye ediyorum. Bölgesel dilleri kullanmanız aslında SEO çalışmalarının çok daha faydalı olmasına sebep olacaktır. Hatta bölgesel bir kişiyle çalışmanız, o bölgeyi iyi bilen biriyle konuşmanız, diyalogda olmanız, bu işleri daha önceden yapmış, takip etmiş birilerine ulaşabiliyorsanız ya da internetle ilgili iş yapan birilerine ulaşabiliyorsanız mutlaka bölgenin alışkanlıklarını, bölgenin dil alışkanlıklarını vesaire ondan öğrenirseniz emin olun çok daha başarılı bir uluslararası SEO çalışması yapmış olursunuz. Ve mutlaka tekrar ediyorum, yerel dili kullanmaya özen gösterin. Yani ben İngilizce yapayım geçeyim herkes anlar dan ziyade eğer imkanınız varsa mutlaka bölgesel oradaki kullanılan ana dili kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Tabi burada hedef dil seçimi yaparken çok dilli bir site de kurabilirsiniz. Yani işte İngilizce, Almanca, Fransızca vesaire Türkçe. Bu da sizin tercihiniz. İkinci olarak hedef bölgenin seçilmesi çok önemli. Yani siz burada uluslararası çalışmaları yaparken ülkenin tamamına hitap etmek istiyorsunuz. Yoksa atıyorum internet kullanıcılarının en çok alışveriş yaptığı işte belli başlı bölgelere, belli başlı şehirlere mi hitap etmek istiyorsunuz? Buralardaki aramalarda mı çıkmak istiyorsunuz? Ya da şunu da yapıyor olabilirsiniz. O ülkedeki, o bölgedeki yani bir bölgedeki insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir konu üzerinde de SEO çalışması yapıyor olabilirsiniz. Bunları da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aslında yurt dışında uluslararası çalışmalar yaparken bir yandan o uluslararası bölgedeki özel bölgeleri de hedefleyebilirsiniz. Yani tamamen aslında sizin ürününüze bağlı, hizmetinize bağlı olarak buraları da hedeflediğinizde emin olun daha hani nokta atışı hedefler belirlediğinizde kendinize çok daha verimli olacaktır. Tabii ki yine her zaman söylediğim gibi, videonun başından beri söylediğim gibi o bölgedeki insanların alışkanlıklarını çok iyi kavramanız lazım. Çok iyi analiz ediyor olmanız lazım. Yine aslında o başlıkta da hedef kitlenin detaylı analizinden bahsetmiştik. Hedef kitlenin çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi, kredi kartı ödemeleri, kredi kartıyla ödeme yapıyorlar mı, işte havale mi yapmaya diyorlar, işte PayPal mı kullanıyorlar veya kapıda ödeme mi yapıyorlar. Yani buradaki alışkanlıkları da mutlaka çok iyi derecede incelemeniz gerekiyor. İşte tabii ki şu da önemli. Ülkenin yerel saatini de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aslında bu da bir başlık. Yani uluslararası SEO yaparken ülkenin yerel saatine göre de bazı çalışmaları yürütmeniz gerekebilir. İşte kullanıcının o bölgede en çok yoğun olduğu saatlerde belki işte yeni içeriğinizi ya da işte kampanyalarınızı organize etmeniz için tabii ki oradaki yerel saati de çok iyi takip ediyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Uluslararası SEO çalışmaları yaparken aslında her zaman olduğu gibi anahtar kelimelerin çok iyi seçilmesi gerekiyor. Yani ürününüzle ilgili anahtar kelimeleri nokta atışı bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Aslında çok geniş anahtar kelimeler yerine daha daraltılmış ancak hedef kitlenize daha uygun anahtar kelimeler seçmeniz ve bu kelimeler üzerinde çalışmalar yapmanız hani atıyorum kırmızı lamba arayan birini işte beyaz lambayı bulması yerine direkt kırmızı lambaya ulaşması için doğru anahtar kelimelerle çalışmalar yaparsanız hem sitenize gelen o trafiği en verimli şekilde kullanırsınız. Hem reklam bütçelerinizi hem buradaki çalışmalarınızı en verimli şekilde kullanmış olursunuz. Yani ben daha geniş alanlı anahtar kelimeler tutayım aman oradan da gelsin, buradan da gelsin. Burada size boş trafik gelebilir. Bu boş trafikte sizin bir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Daha dolu, daha somut trafiği sitenize çekmeniz zaten SEO'nun hani SEO'nun anlamı da budur aslında. Yani SEO çalışması yaparken biz yüksek trafik yerine en doğru trafiği çekmeyi hedefleriz. Yani en potansiyeli en yüksek olan müşteriyi sitemize, en potansiyeli en yüksek olan kullanıcıyı sitemize çekmeyi hedefleriz. Yani atıyorum bacakla ilgili, bacak kırığıyla alakalı işte biri arama yaptığında tutup işte bel incinmesini falan da bulmasına gerek yok. Yani oralarda çok daha farklı çalışmalar yürüterek hani daha hedef kitleye odaklı çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak uluslararası SEO çalışmalarında da ülkemizde olduğu gibi bütçe planlamaları yapmalısınız. Yani her zaman söylüyoruz SEO çalışmaları Google reklam çalışmalarından ya da işte o bölgedeki arama motoru çalışmalarından ayrı tutulamaz. Arama motoru reklamlarından ayrı tutulamaz arkadaşlar. Dolayısıyla işte hem sosyal medyadaki hem diğer mecralardaki reklam bütçelerinizi de mutlaka iyi planlamalısınız. Yaptığınız uluslararası SEO çalışmasıyla konfigüre bir şekilde gitmeli, konfigüre olmalı ve bu şekilde çalışmalar yapmalısınız. Aksi durumda reklamlarınızdan istediğiniz verimi alamazsınız arkadaşlar. Yani SEO çalışmasında farklı bir linke yüklenip yönelip atıyorum reklamda çok daha farklı bir linke yönelmemiz lazım. O zaman çok daha verimsiz bir çalışma yapmış olursunuz. Tabii ki şu da önemli. Kapatmadan şunu da söylemem gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken o ülkedeki o bölgedeki hangi arama motorları kullanılıyor? En çok hangi arama motorları üzerinden arama yapılıyor? Mutlaka bunu da araştırıp
İnternette bunların verileri var. O ülkeyle ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. O arama motorları üzerinde çalışmalar yaptığınızda emin olun size çok daha faydalı bir çalışma olacak. Yani o ülkede Google çok kullanılmıyorsa, atıyorum işte Yandex kullanılıyorsa, tutup Google'da çok yüksek bir çalışma yapmanın çok da bir anlamı yok. Yani o ülkede Yandex üzerinden çalışma yapmanız lazım. Yandex'te reklam çıkmanız lazım vesaire vesaire. Bunlara mutlaka çok dikkat ediyor olmalıyız arkadaşlar. Benim uluslararası SEO ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Kendince burada notlar almıştım. O notlara cevap vermeye çalıştım açıkçası. Yani sizler de uluslararası SEO çalışması yaparken her şeyden önemlisi o bölgenin alışkanlıkları, oradaki hedef kitlenizin internet alışkanlıkları, işte dili vesaire. Yani videonun içinde söylediğim gibi sadece İngilizce olarak bakmayın olaya. O bölgenin yerel dilini kullanmaya bakarsanız eğer emin olun yaptığınız çalışmaların çok daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Tamam, İngilizce daha geniş bir kitleye hitap ediyor ama sizin hedef kitleniz atıyorum Afganistan'daysa Afganistan'ın yerel dilini kullanmanız sizin için çok çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Deyip bu şekilde bu videoyu da kapatalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı veya diğer konularla alakalı sorularınız olursa mutlaka videonun altında yorumda belirtebilirsiniz. Kanala hala abone olmadıysanız artık abone olmanızı bekliyorum. Çok faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu arada istediğiniz içerik olursa ya da anlatmamı istediğiniz, en azından çözüm bulmamı istediğiniz konular olursa da mutlaka yine videonun altında yorum olarak bana iletebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.